وليست معركة الشعب الفلسطيني ولا أهل غزة، وإنما هي معركتكم يا أهلنا في مش. أي مشارك طوفان الأقصى إمتين davasıdır. إمتين جهاددır. Sadece Gazze'nin ya da Filistin'in değil, sizin de davanızdır. هذه المعركة قامت وانطلق بها المجاهدون دفاعا عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطى صلاح الدين. İşte bu Aksa tufanını başlatan yiğitlerimiz Peygamber Efendimizin izinden yürüdükleri için yürümek için bu Aksa tufanını başlattılar ve ashabın yolundan yürümek için başlattılar. Maalesef بعض أبناء أمتنا يسأل لماذا يبدأ المجاهدون معركة لا يملكون فيها من القوة مثل ما عند عدوهم. Maalesef bugün bazı kimseler soruyor, diyorlar ki Filistinli kardeşlerimiz düşmanının sahip olduğu güce sahip olmadan neden bir savaş başlattılar? وهذا يجاب عليه من ناحيتين. Buna iki açıdan cevap verilir. Evvelen ennel mücahidine leysuhumul lezine bedeul ma'rake. Birincisi bu savaşı mücahitler başlatmadı. Ülkemizi işgal edenler başlattı. Haula şüzzâzil afâk as-sahâinel gâsibûn. El mustavtinûn vel cunûd vel hâhâmât vel a'dâil kinâsit vel vüzerâil sahâine. يدخلون إلى المسجد الأقصى كل يوم. Düşünün ey Müslümanlar, her gün bu aşağılık Siyonistler ayakkabılarıyla, çizmeleriyle, pis çizmeleriyle mescidimize giriyorlar. Mescidimize hakaret ediyorlar. Bu mescit bu ümmetin en kıymetli mescitlerinden biridir. Bizim şerefimize kastediyorlar. عندما يرى المجاهدون القوات الصهيونية في كل يوم تقتحم المخيمات في الضفة الغربية وتقتل الشباب والنساء والأطفال، ماذا تتوقعون منهم؟ Ne yapsın mücahitler? Her gün Yahudiler kamplara ve evlere saldırıyor. Oraları Müslümanların başına yıkıyor. Çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı katlediyor. Bunu gördüğü zaman bir erkek, bir yiğit ne yapsın?